Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Fakülteli yok mu? İşleri varmış. Hani bir çocuk vardı, yardım ediyordu. O nerede? İhsan. Haber yok. Kardan gelemedi herhalde. Sana mı kaldı gene burası? Benim şikayetim yok. Bayıla bayıla yapıyorum. O zaman ver iki yarım ekmek oradan. Sana acılığın ne acısız. Turşu. Hayır der miyiz hiç? Tabii. Hemen çıkıyorum. Burası soğuk, hadi biraz içeri gelin de ısınır. Benim için fark etmez de nene girsin. Hı? Ben gireyim de ellerimi ısıtayım ateşte. Gel tabii gel. İnsan burada bir köşeye kıvranır uyurum vallahi Cahit. Ya evinde kalacaktın. Uyuyacaktın ne güzel. Kalkıyor bu kış kıyamette. Üç tane ot satmak için inadına geliyor. Söyle şuna, bana söylenmesin Ali Polis. O senin iyiliğini, sağlığını düşünüyor. Ondan söylüyorum inneciğim. Tedavi nasıl gidiyor? Doktor iyiye gidiyorsun dedi. Bana fark etmez. Yarın öleceksin de dese, ben hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarım. Sen bizim canımızsın, canımız. Bu umutla sana hiçbir şey olmaz. Gelecek tabii ya. Sor bak, kanseri yenince ilk iş ne yapacakmış? Ne yapacakmışsın? Koca bulacağım. Evleneceğim. Hayatımın geri kalanında yalnız yaşamayacağım. Yine alet. Kızım, kurban olayım söyle. Sana ne yaptı, ne etti de aklıysa. Anneciğim, tamam, bir şeyim yok. Öyle sinirlerim bozuldu biraz. Deryacığım, özür dilerim. Ya Annet, niye özür diliyorsun? Sen üzülme yeter. Şey, kolonya var mı acaba? Tabii, getiriyorum. Ben yalnız yaşamayı başarmak istiyorum. İbrahim'le yaşadığımız her şeyi unutarak yeniden başlamak istiyorum. Yeter ki bana yaklaşmasın. Anne. Sevda Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir şey ister misiniz? Hayır, bunu bırakıp gidebilirsiniz. Şey, geçmiş olsun. İhsan geldi mi acaba? Eğer gelmediyse, eğer arayıp sormadıysa salı günü onunla çok ağır bir konuşma yapacağız. Bence de iyi edersin. Ha Ali, gel. Gonca ne haber? İyidir. Siz nasılsınız? Bütün köftelerinizi sattım. Yok canım. İsterim isterim ama. Bak, kazandığın para burada. Ya nasıl olur bu kar kıyamette? Niye sen şu karavanın başına geçtiğin zaman işler açılıyor? Gonca ile konuştunuz mu? İzin çıktı mı? Ne için? Yok, ben daha sormamıştım. Alemcan beni akşam yemeğe davet etti de. Onlara mı? Dışarıda yiyeceğiz. Tabii, tabii gidin. Belki siz de Ömer'le Taksim'e gidersiniz. Anneniz inlerse tabii. Ben gitmek istemiyorum. Ömer benimle kalırsa bizde ya da sizde otururuz. Yoksa babama gidelim. Ömer evde senden haber bekliyor. Bir konuşun, karar verin. Ben bir şunları içeri bırakayım. Gonca'nın yanında.
da sordum diye hata etmedim değil mi? Yok, önemli değil. Kaçta gideriz? Bir saat sonra olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu yemek herhalde bir karar vermek için. Anlamadım. Benim hastalandığım gece yarım kalan şey yüzünden. Ali amca ve sen. O gece o konu açıldı ve kapandı Gonca. Anne. Alparslan Bey'in dediklerine aldırma sen. Ben artık mızıkçı çocuklar gibi davranmak istemiyorum. Sen evlenirsen üzülmeyeceğim. Hatta belki de çok sevineceğim. Ben hastayım. Bana bir şey olursa sen yalnız mı kalacaksın? Goncacığım, nasıl konuşuyorsun öyle? Seni öldürecek bir hastalığın yok. Ama bana ölürsem diye düşündüren bir rahatsızlığım var. Ben babamla senin beraber olacağınıza artık inanmıyorum. Senin yüzünden değil. Babam yüzünden inanmıyorum. Bu kadar sene sonra karşısına sen çıktın. Annemi seviyor musun diye her sorduğumda seviyormuş gibi konuştu. Seviyormuş gibi davrandı. Ama sana doğru tek bir adım bile atmadı. Benim babam aptal. Sürekli Ayşe'si de Ayşe'si. Ondan vazgeçemedi gitti. Ayşe'den nefret ediyorum. Bunu söylerken canım yansa da bilmen lazım. Ali amca çok iyi bir insan. Onunla evlen. Benim babam korkak bir adam. Senin için her şeyi yapabilecek bir insan istiyorum. O da Ali amca. Beğendin mi burayı? Bir restoranım olsa böyle bir yer olmasını isterdim. Güzel. Demek ki doğru yere getirmişim. Sık geldiğin bir yer mi? Yemekleri çok güzel. Polisken haftada bir akşam işim yoksa gelirdim. Ama insan tek başına geldiği zaman kendisini olduğundan daha yalnız hissediyor. Ali. Senden beraber bir hayat kurup kuramayacağımızı anlamak için zaman isteyebilir miyim? Anlamadım. Kalbim bazen hala Musa dese de uzun zamandır aklım da kızım da benim karşıma çıkan en doğru hayat arkadaşının sen olduğunu söylüyor. Ama ne olur hemen evlenelim deme, yapamam. Birbirimizin yalnızlığını saracağımız yerden başlayabilir miyiz? Kahveye gelir misin? Geç oldu, gelmeyeyim. Yarın balığa gider miyiz? Gideriz, tabii. Niye gitmeyelim?
geceler. İyi geceler. Aa, anne. Merhaba Zeynep teyze. Merhaba çocuklar. Babam? Eve gitti Ömerciğim. O zaman ben de eve gideyim. Biz geç saate kadar otururuz, kalabilirsin. Yok, ben gideyim. Hı. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. İyi geceler. Nişan cumartesi akşamı. Anlat baba. Bu yaştan sonra nişanlanmak nasıl bir his? Bak, uyumadığına eminim. Herhalde utandırdım ki cevap yok. Ne giyeceksin? Gidip sana güzel bir takım almamız lazım. Takıma uygun da bir kravat. Ben pek adetleri falan bilmem ama... Nişan kız evinde olur diye bir şey hatırlıyorum. Herhalde çikolatayla çiçek falan da almamız lazım. Ya senin elinde öyle çiçek, çikolata, üstünde de kravat. Takım elbiseyle bir hayal ettim de. Ya senin işin gücün, sabah okulun falan yok mu oğlum? Niye benimle uğraşıyorsun? İşte budur. Çok artistsin baba ya. Niye uyumuş duymuyormuş numarası yapıyorsun? Gel lan buraya. Gel buraya.